Merhabalar, ben Asil Moray. Herkesin bayramını kutluyorum öncelikle ve kendi adıma üzüldüğüm bir haberi paylaşmak istiyorum sizlerle. Instagram benim Instagram hesabımı kapattı. Açmak için uğraşıyorum. Umarım açarım, sizlerden uzak kaldım. Neyse, konumuza geri dönelim. Erkekler güçlü kadınlardan mı yoksa güçsüz kadınlardan mı? Veya zeki mi zeki olmayan kadınlardan mı? Neler yapabilirsin bu ilişkide? Nasıl kadınlardan hoşlanıyorlar? Ayrıca vazgeçme sanatı ile ilgili birkaç bir şey anlatacağım. Özgüvenle ilgili birkaç bir şey anlatacağım. Senin için çok faydalı bir video olacak. Birincisi güzellikler. Şunu bilin. Bir erkek kendi eksikliklerinin farkında değilse ve kendi güçlü değilse karşısında da güçsüz bir kadın ister. Yani kadının kendinden güçlü olmasına asla göz yumamaz ya. Der ki işte orada da şu saçma sapan şeyler geliyor ortaya. Kavanoz açıyormuş gibi göster ona. Kendisini şey yapsın. Sürekli böyle onun arkasında dur. Hep o ön planda olsun gibisinden tuhaf tuhaf zaten saçma sapan taktik videolarını izliyorsunuz. Yani taktik video talepleri bana da geliyor. Ben bir kere iki defa çektim belki arada ama mantıklı değil. Şimdi sen bu adamla bir ilişki yaşayıp ileride mutlu olacağını mı düşünüyorsun? Şöyle bir örnek vereyim sana. Sen ilişkinin zaten en başlarında bazı çatırtılar başlıyor. Sana olan davranışları, sana olan ilgisizliği, sana olan kötü davranışı, sana olan belki hakareti, belki hiç söylemek bile istemiyorum ama belki şiddeti. Bunları görüyorsun. Sen diyorsun ki evlenince düzelir. Biraz daha şey yapayım. Ben bunları söylemeyeyim. Söyleyince kaçar, gider. Bunun nedeni ne biliyor musun? Senin yetersiz ve değersizlik duygun senin çok ön planda. Bu ön planda olduğun için o erkeği kaybetmemek uğruna tuhaf yalan kendine söylediğin tuhaf yalanların arkasına sığınıyorsun. Daha çok büyük bir enkazın altına aslında giriyorsun. Diyorsun ki kendine düzelir. Ben düzeltirim. Ben yaparım. Diyorum ya sen marangoz musun ne diye odunları yontmaya çalışıyorsun. Bunu neden kendine yapıyorsun? Sen neden kendini bu kadar çok yetersiz ve değersiz hissediyorsun? Senin artık ayağa kalkma vaktin geldi. Evet, güçlü kadın olma vaktin senin şu an. Güçlü olacaksın, ayakların üzerinde duracaksın. Kimseye minnet etmeyeceksin. Kendi gelirini kendin sağlayacaksın. Senin özgüvenin tavan olacak. Bu şekilde senin değerini bilen kim olacak biliyor musun? Karşında da güçlü bir erkek profili olduğunda diyecek ki benim kadınım evet ön planda. Benim kadınım evet kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Bununla mutlu olacak. Benim kadınımın sınırları var diyecek ki sen de karşı tarafın sınırlarına eyvallah edeceksin. Onun sınırlarına saygı duyacaksın. Bu şekilde zaten sağlıklı bir şekilde ilişkiniz olur. Bakıyorum etrafa, danışanlarımdan da bakıyorum. Şöyle kendisi çok güzel yerlere gelmiş kadın. Ama hiç böyle özgüveni olmayan, yitik, narsist, değişik insanlarla birlikte oluyorsunuz. Ve bunları da altında yatan sebepler, evet psikolojik, anne baba hep oraya çıkıyor zaten. Ama hayır, senin bunlar da bahane. Evet, böyle yapıyormuşum, bu erkekleri buluyormuşum. Neden? Çünkü benim psikolojim... Hayır, sen bunu bildin, bunu değiştirmek, bunu fark ettin ya, bunu değiştirmek de senin elinde. İstersen bu bahanenin arkasına sığınıp, bu şekilde yaşayabilirsin. Ya da bu videodan sonra bir şeyleri fark edip evet benim güçlü olmam lazım. Benim güçlü olduğumu kaldırabilen bir erkekle benimle denk. Sen şimdi güçsüz bir erkekle beraber olduğunda seni daha çok aşağı çekecek. Bu sefer kendi hayatından vazgeçiyorsun. Canım bu kadar kendine yapma, bu kadar kendine yüklenme. Biliyorum her şeyini etki ediyor. Okul hayatını etki ediyor, sosyal hayatını etki ediyor. Bu ilişki paradoksu. Çıkamıyorsun çünkü işin içinden. Öyle davranırsan böyle olur. Ve kendini bu tuhaf taktik videoları arasında buluyorsun. Güçsüz erkeği ne yaparsan yap, nasıl davranırsan davran, onu kişiliğini değiştiremeyeceksin. O kendini geliştirecek anca. Kendini geliştirip hayata karşı belli bir duruşu olduğunda o da zaten nasıl bir kadın istediğini fark edecek. Çünkü güçlü bir erkek güçlü bir kadın ister yanında. Bunu ister. Güçlü derken böyle çok büyük mevki sahibi bilmem ne falan bunlardan bahsetmiyorum. Kaliteli. Kaliteli erkek her zaman söylüyorum. Bunlar olduğunda sen zaten bir şeyleri başarabileceksin. Bu erkekle birlikte olana diyeceksin gerçek ilişki buymuş. Her şey tadında yaşanıyor. Kıskançlık tadında yaşıyor. Ki sen de bunu yapacaksın. Şimdi güçlü derken ben hep trip atayım ama şöyle böyle car böyle bir şey değil. Sen de zaten kendini geliştirdin. İşte kitap bilmem ne özgüven.
Her zaman söylüyorum. Bu tarz bir erkek seni aşağı çekiyorsa, ilişki için her şeyi yaptıysan, vicdanında rahatsa, hala onun için savaşıyorsan ve tek taraflı savaşıyorsan nereye kadar savaşacaksın? Senin artık tükenme noktan geldi ve çok ilginç bir video çekeceğim vazgeçme ile ilgili. Vazgeçme sanatı bambaşka bir videonun konusu olacak. Ve evet, sen vazgeçtiğinde çok daha güçlü olacaksın. Sen vazgeçtiğinde marangozluk mesleğini bir kenara bırakmış olacaksın. Ben bunun için uğraşacağım. Hayatta önce kendini geliştireceksin. Hayatta önce kendini düşüneceksin. Daha sonra diğer şeyler gelecek. Uçak ya, uçak bile düşse nasıl oksijen maskesi önce kendiniz takın, sonra çocuklara mocuk. Onun gibi. Sen önce bir kendini değiştir. Önce bir kendini geliştir. Önce sen bir güçlü bir kadın ol. Sen bir hayattan ne istediğini fark et. Sen bir şu bağımlı ilişkilerinden bir kurtul ya. Ben bunu istiyorum. Ben senin kimseye muhtaç olmadan kendi özbenliğinle, kendi öz saygınla dimdik ayakta durmanı istiyorum. Bunlar olduğunda senin zaten o kaliteli erkekler seni bulacak. Kaliteli erkekler herhalde şöyle düşünür. Cinsellikmiş, oymuş, buymuş. Önemli olan uyum der. Şimdi sen öyle erkeklerle birlikte olursun ki seni sadece cinsel amaçlı gören, seni sadece böyle cinsel bir obje olarak gören erkekleri daha çok kendine çekmeye, onu kendine aşık etmeye falan. Bu erkeğin yapısı değişmeyecek ki. Bu erkeğin yapısı değişmeyecek ve erkeklerin, Türk erkeklerin özellikle bu kadar ön planda, bu kadar cinselliğin ön planda tutup erkek hegemonyasının temel nedenlerinden biri ne biliyor musun? Sünnet düğünü. Veya sünnet. Ne oluyor? Sünnet düğünü olduğunda o kutlamalar, bilmem neler, açıkta dolaşmalar falan. Mahmut'a bak sen. Böyle olunca ne oluyor? Oraya çok anlam yüklüyor. Wow diyor. Bu benim için çok önemli. Çünkü kadınlar geliyor, tebrik ediyor. Bilmem kimler geliyor, tebrik ediyor. Bu çok önemliymiş diyor ya bu malzeme. Bu malzeme demek dünyayı kurtar. O kadar anlam yüklüyor. Ve bu yüzden kadınlar hep ikinci. Kadınlar ne olacak? Kadınlar ergenliğe girdiğinde, bir şey olduğunda, renk dönemine geldiğinde bu kutlama mı oluyor? Daha çok annesinden tokat yiyor. Hiçbir bilgi yok. Bu yüzden bunlara baş kaldıracaksınız ya. Bunlar için bir ayağa kalkma zamanı. Böyle bir şey yok. Evet, senin ben çok mutlu bir ilişki yaşamanı istiyorum. Özgüvenin de yüksek olacak. Bunun için neler yapacaksın? Birincisi spor yaparsın. Çık, gez, eğlen. Sosyal hayatından vazgeçme. Egzersizini yap. Kitapları oku. Kendini geliştir. Bu kadar kendine heba etme. Bir kere giriyorsun hayata, kendine yatırım yap. Ve gidebildiğin yerde, gitmen gereken yerde de git. Bu yüzden güçlü kadın olmak Türkiye'de zor. Ama bunu başarmak daha da zor. Başardığında da geriye asla dönmezsin. Çünkü kendi benliğini keşfediyorsun. Umarım karşımda güçlü bir kadın vardır. Umarım bu videodan sonra karşımda kaliteli bir kadın olmak için ayağa kalkması gerektiğini fark eden bir kadın vardır. Ben burada vicdan duygusu falan yapmıyorum. Ben burada sadece seni düşünüyorum. Saçma sapan taktik videolarında seni daha çok erkek hegemonyasını pohpohlayan bir YouTuber veya bir ilişki uzmanı falan filan değilim. Ben tamamen senin kendi benliğini fark etmeni istiyorum. Çünkü taktik videoları neden saçma biliyor musun? Ben sana çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Çünkü her ilişkinin dinamiği farklı. Sen kaliteli bir erkekle berabersen bu anlatılan tuhaf saçma taktik videoları tamamen kalitesiz erkeklere bağlamak üzeredir. Çünkü kendileri zaten bir tuhaf. Anlatabiliyor muyum? Sen kaliteli bir erkekle berabersen bu taktik videonu onu daha çok uzaklaştırırsın. Sen kaliteli olacaksın ki bu erkeklerle beraber olduğuna bu videolar hiç gerek kalmayacak. Seni kocaman öpüyorum. Kendine çok güzel ve özel bak. Hoşça kal.